Latin Amerika'da 6 ülkeyi kapsayan turumuzun son durağı Venezuela'dayız. Biraz önce havaalanına ulaştık, indik ve oradan doğrudan Felix'le beraber buraya geldik. Ve yarın Sayın Başkan Maduro olmak üzere değerli dostum Felix'le ve diğer arkadaşlarımıza ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alma imkanımız olacak. Ayrıca Türkiye-Venezuela 3. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantısını da gerçekleştireceğiz ve bu amaçla ilgili kurumlarımızdan uzman arkadaşlarımız bugün toplantılar gerçekleştiriyor. Venezuela ile siyasetten ekonomiye attığımız ortak adımlarla kısa ve orta vadeli işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte kampüs, okul ve öğrenci sayısını hızla arttıracağına inanıyoruz. Ve bu konuda da Venezuelalı dostlarımız da bugüne kadar olduğu gibi gerekli desteği vereceklerdir. Bundan şüphemiz yok. Yine mütevelli öğütüyemiz biraz önce Maarif Vakfı'nın hedeflerinden bahsetti. Ama en önemli hedef, elbette sayı önemli, eğitimdeki kalitenin arttırılması. Ve Venezuela'da Maarif okullarının eğitim kalitesinin fark edildiğini görüyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Maarif Vakfımız kısa sürede dünyanın en büyük 5 eğitim kurumundan birisi oldu. Ve ben burada açtığımız ve açacağımız okulların Venezuela'nın geleceğine önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilere üstün başarılar diliyorum. Maarif Vakfı'nın başarısı için çalışan gerek ülke temsilcimiz, gerekse mütevelli heyetimiz, emeği geçen tüm hocalarımıza, dostlarımıza da gönülden teşekkür ediyoruz. Los jóvenes estudiantes venezolanos tienen que entender la importancia de las relaciones entre nuestros dos países, entre el pueblo turco y el pueblo venezolano. Esta es una oportunidad que me da mi hermano, el colega canciller de Turquía, de hablar con ustedes, también con los profesores, y decirles que este espacio ofrece una plataforma, un ecosistema ideal para también profundizar el entendimiento de nuestras culturas, de nuestros pueblos, de nuestra distancia y convertirlos en cercanía. El canciller McBlue, mi hermano, viene una agenda muy larga por todo el continente sudamericano y centroamericano, por Panamá, por la hermana Panamá, y desde acá parte a su país. Es bueno que aprovechando que estamos en un espacio de educación, un espacio de aprendizaje, recordemos que es nuestro país la puerta natural, porque es la distancia más corta entre toda Sudamérica y Turquía. Desde Caracas, desde Venezuela, hacemos la distancia más corta entre este mundo o esta parte o esta región y tu país, querido hermano canciller, y tu pueblo. Es un buen mensaje de puertas abiertas, un buen mensaje de integración, un buen mensaje de cercanía, un buen mensaje de progreso. Y yo debo despedirme ya pronto, me extendí mucho.